Sevgili arkadaşlarım, işbirlikli öğrenme, basamaklı öğretim ve sıradaki çoklu zeka kuramı. Çoklu zeka kuramı yine ÖSYM'nin ara ara sorduğu ve sevdiği modellerden biri. Ki biliyorsunuz ki arkadaşlar, yapılandırmacı yaklaşıma göre bizim güncellenen öğretim programlarımız normal şartlar altında çoklu zeka temel alınarak güncellendi. Neden çoklu zeka? Bakın, geleneksel bakışa göre insan zekası ölçülebilirdi IQ testleriyle. Eskiden de, ki hala da öyle de bizim ülkemizde, zeka ikiye ayrılırdı. Sayısal ve sözel şeklinde ve bu mantıkla da sayısalcıların zeki olduğu, sözelcilerin de çoğunlukla fazla zeki olmadığı kabul edilirdi geleneksel bakışa göre. Howard Gardner buna karşı çıktı. Dedi ki, bir müzisyen müzik konusunda yetenekli, o da zekidir dedi. Bir resimci resim konusunda yeteneklidir, o da zekidir dedi. Bir sporcu spor konusunda yeteneklidir, o da zekidir dedi. Yani insanların doğuştan getirdiği 8 farklı zeka alanının olduğunu iddia etti ve dedi ki, zeka ölçülemez. Zeka sadece gözlemlenebilir ve zeka dediğimiz şey kişinin yaşantı, deneyim, sosyoekonomik düzey, bulunduğu topluma göre geliştirilebilir ya da köreltilebilir. Yani şunu bilin, çoklu zeka modeline göre her insan dünyaya 8 farklı zeka alanıyla gelir. Tabii ki bu zeka alanlarında genetik faktörlerden dolayı bazıları doğuştan baskındır ama kişinin aldığı eğitim, cinsiyeti, sosyoekonomik düzeyi, toplumun o cinsiyete bakışı ya da kişinin yaşantıları süreciyle o 8 zeka alanlarından bazıları köreltilirken bazıları zamanla ne yapacaktır? Daha baskın hale getirip geliştirilecektir. Bizim de sorularda arkadaşlar karşımıza çıkacak bu çoklu zekada şunu iyi bilmemiz gerekir. Gardner'a göre bir öğretmenin görevi çocuğun baskın zeka alanına yönelik etkinlikleri sürekli yapmak yerine farklı zeka alanlarında geliştirici etkinlikler yapmasıdır. Sınıfta da farklı bireysel farklılıkları olan çocuklar olduğuna göre, her çocuğunda baskın zeka alanı farklı olduğuna göre öğretmenlerimizin yapacağı etkinlikler, materyaller ya da çalışmalar tüm zeka alanlarını geliştirecek şekilde olmalıdır. Bunun için de sorularda anahtarındır. Öğretmenlere önerilen şudur. Öğretmenler derslerini işlerken çoklu zekayı temel alıyorsa, farklı öğretim yöntem tekniklerini, farklı ölçme araçlarını birlikte kullanır. Eğer okuduğun bir hikayede ısrarla buna dikkat eden bir öğretmenden bahsediyorsa, yani öğretmen dersini planlarken farklı öğretim yöntem teknikleri kullanıyorsa, öğretmenin mesela kullandığı öğretim yöntem tekniğini incelediğinde, öğretmen müzikle de çalışma yaptırıyorsa, öğretmen bedeni de kullanacağı tiyatro ve benzeri çalışmalar yaptırıyorsa, öğretmen münazara gibi tekniklerle dersi destekliyorsa, öğretmen mesela istasyon tekniğini kullanıyorsa, sen bileceksin ki aslında öğretmen yaptırmış olduğu çalışmada farklı zeka alanlarını aktif hale getirmeye çalışıyor. Yani o öğretmen çoklu zekayı temel alıyor deriz. O yüzden lütfen ama lütfen unutmayın, bizim temel anahtarımız budur. Okuduğunuz hikayeye baktığınızda bir öğretmenin yaptırdığı çalışma müzikle, görsel süreçlerle, zihin kas koordinasyonuyla, neden sonuç ilişkisi kuracak matematiksel mantıksal durumlarla destekleniyorsa, birden fazla faaliyeti okuduğun an diyeceksin ki bu adam çoklu zekayı temel alıyor. Mesela istasyon tekniği bunun en meşhur tekniklerinden biridir. Farklı istasyonlarda çocuk birinde şiir yazar, birinde mesela afiş hazırlayabilir, birinde hikaye, birinde tiyatro
tiyatro hazırlayabilir. Bunların tamamı farklı farklı zeka alanlarını geliştirici çalışmalar içerdiği için aklına çoklu zekayı getirmelidir. Peki hocam, tamam, çoklu zeka deyince aklıma farklı öğretim yöntem teknikleriyle tüm zeka alanlarına hitap edecek şekilde çalışmalar yaptıran, farklı ölçme araçlarını birlikte kullanan bir öğretmen gelmeli dedik. Peki bu zekalar nedir? Bu zeka alanlarıyla ilgili benim neleri bilmem gerekir? Arkadaşlar, Howard Gardner'a göre bir insanın doğuştan getirdiği 8 farklı zeka alanı vardır. Bunlardan biri sözel, dilsel zekadır. Anahtarlarıyla anlatacağım. Elindeki notta okuman gereken yerleri lütfen dikkatle oku oraya, çünkü nokta atış şeyler yazdım. Bak, sözel dilsel zekası baskın olan insanlar, bil ki kelime dağarcığı iyi olan, okumayla ya da ifade ederekten ya da yazaraktan kendini iyi şekilde anlatabilen ve bu şekilde daha kolay öğrenen insanlardır. Bizde okuduğumuz bir hikayede, bize anlatılan bir durumda yazarak kendini çok iyi ifade eden yazar, gazeteci, romancı gibi ya da hitabeti çok iyi olan, sözel olarak toplumu etkileyebilecek şekilde hitabeti kullanan, kelime dağarcığı zengin olan birinin anlatıldığını görürsek diyeceğiz ki bu kişinin sözel dilsel zekası baskındır. Çünkü bu kişilerin özellikleri bellidir. Kitap okumayı severler, yazı yazmayı severler, günlük tutmayı severler, kendilerini konuşarak çok iyi ifade ederler. İfade ederken örnekleri sıkça kullanırlar. Aklınıza buradan gelmelidir. Meslek olarak da zaten politikacılar, avukatlar, aynı zamanda yazarlar, şairler bu zeka alanı baskın olan insanlardır. Hemen altında matematiksel mantıksal zeka var. Matematiksel mantıksal zeka, sakın unutmayın, problem çözme yeteneği gelişmiş olan, akıl yürütme, muhakeme etme, neden sonuç ilişkilerini kurma, tutarsızlıkları, çelişkileri ve aralarındaki ilişkileri görme konusunda yetenekli insanlarda vardır. Bunlar sayılarla, rakamlarla uğraşmayı severler. Bunlar çoğunlukla neden sonuç ilişkisi kurarak düşünürler. Bir problemi çözmede yetenekli insanlardır. Muhakeme etme, akıl yürütme yetenekleri de baskındır. Çoğunlukla da karşımızda bilgisayar mühendisleri, diğer inşaat mühendislikleri, matematikçiler, bilim adamları olarak karşımıza çıkarlar. Sayılarla, rakamlarla, verilerle, istatistiklerle uğraşmayı seven insanlardır. Hemen altında görsel, uzamsal zeka var. Arkadaşlarım, gerçi oraya uzaysal yazmışız da, görsel, uzamsal zekası baskın olan insanların, unutmayın, renk ve boyut algısı gelişmiştir. Bunlar renklerle çalışmayı, renklerle düşünmeyi, 3 boyutlu, 4 boyutlu düşünebilmeyi arkadaşlar seven insanlardır. Bunların renk ve boyut algıları baskındır, ama aklına ve notuna yaz, bunların aynı zamanda yer yön belirleme ve okuma, harita okuma, harita üzerinde çalışma yetenekleri de gelişmiştir. Yani okuduğun bir hikayede renklerle, boyutlarla çalışmayı seven, renk ve boyut algısı gelişmiş olan ama aynı zamanda yer yön belirlemede yetkin, mesela pusula kullanmayı seven, haritalarla çalışan, harita okumayı bilen insanlardan anlatıyorsa, o sana görsel, uzamsal zekayı hatırlatmalıdır. Çoğunlukla ressamlar, mimarlar, bizim inşaat mühendisleri aklımıza gelir ama bir gemi kaptanının bu zekası baskın olmalıdır. Bir pilotun bu zekası baskın olmalıdır. Hatta baktığında bir askerin de, bir dağcının da, izcinin de bu zekasının baskın olması beklenir. Çünkü yer yön bulma, pusula okuma gibi arkadaşlar karşımıza da çıkabilir. En azından gördüğünde bunu şaşırma. Hemen altında müziksel, ritimsel zeka var. Direkt isminden çıkartabilirsin. Müziksel, ritimsel zekası baskın olan insanların aslında duyma, yani duyu algıları gelişmiştir. Bunlar bir sesi duyduklarında, bir müziği duyduklarında birbirinden ayırt edebilen, bir notayı
kolay algılayabilen, duydukları bir şeyi çabuk şiirsel ya da müziksel bir duruma çevirebilen insanlardır. Bunların ritim algısı, melodi algısı, ses algıları arkadaşlar gelişmiştir. Tabii ki bu müzisyenlerde, şarkıcılarda, sanatçılarda ve buna benzer mesleklerde baskın olan bir zekadır. Hatta şöyle vardır, aranızda bazıları mesela bunun farkındadır fakat bunun üzerine düşmez. Mesela baktığında bir müziği duyduğunda direkt devamını getirebilen ya da bir parçayı diğerinden ayırt edebilen kişiler vardır aranızda. Bu yeteneğinin farkındadır ama üzerine düşmez. Bu bizim aklımıza müziksel, ritimsel zekayı getirmelidir. Hemen arkasından bedensel kinestetik zeka vardır. Arkadaşlarım, bedensel kinestetik zeka, sakın unutmayın, zihin kas koordinasyonu demektir. Zihin kas koordinasyonu iyi olan insanlarda bu zeka alanının baskın olduğu kabul edilir. Bu insanlar zihin kas koordinasyonu iyi olan ve bu konuda dengeyi sağlayabilen insanlardır. Çoğunlukla siz bunu okuduğunuzda aklınıza sporcular gelir. Ama arkadaşlar, mesela bir beyin cerrahında da bu zeka alanı önemlidir. Çünkü zihinle kas koordinasyonunun iyi olması gerekir. Bir kalp cerrahında da bunun iyi olması gerekir. Tabii bununla ilgili biz çoğunlukla neyi biliriz? Sporcular, tiyatrocular ve benzeriyle bağlantı kurarız. Ama baktığınızda bir müzik insanında da, sahne sanatçısında da müzik ritimsel zeka olduğu gibi aynı zamanda türkü ya da şarkı söylerken halay çekip dans ettiği için baktığında bedensel kinestetik zekada baskındır diyebiliriz. Mesela buna Tarkan'ı örnek verebiliriz. Hemen altında ne var? Sosyal kişiler arası zeka var. Arkadaşlar, sosyal kişiler arası zekası baskın olan insanlar kolay iletişim kurabilen, bir grubu yönetme yetisi yüksek olan, liderlik ruhu olan, girdiği bir ortamda kolaylıkla insanlarla ilişki kurabilen insanlarda baskın olan zekadır. Mesela pazarlamacılarda bu zeka alanı baskındır. Girdiği bir, tanımadığı bir yerde o ürünü pazarlayabilen, kolay iletişim kuran insanlardır. Öğretmenlerde de haliyle bu zeka alanının baskın olması beklenir. Avukatlarda bu zeka alanının, siyasetçilerde bu zeka alanının baskın olması beklenir. Çünkü dediğim gibi bu zeka alanı günümüz çağımızda önemli olan iletişimi kolaylaştırır. Bu zeka alanı baskın olan insanlar kolay etkileşim kurabilen, grup içerisinde kolaylıkla o gruba yön verebilen, grupta liderlik yapabilen insanlardır. Gördüğünde şaşırma. Hemen altında içsel öze dönük zeka var. Bu zeka alanı baskın olan insanların aslında en önemli özelliği bireysel çalışmayı severler. Kendi çalışmayı seven, kendi başına araştırma yapmayı seven, kendi başına okumayı seven, kendi başına yaşamını sürdürebilen ve bununla mutlu olan insanların bu zeka alanı baskındır. Bakın, içe dönük ya da bireysel zeka dediğimiz bu içsel zeka, öze dönük zeka aslında asosyal olmak demek değildir. Bu zeka alanı baskın olan insanlar kendi kendine yetebilen insanlardır. Kendi hayatını yalnız başına da idame ettirebilen insanlardır. O yüzden bunların özgüvenleri, özsaygıları, özdenetimleri yüksektir. Çünkü kendi sürecini planlayabilir. Kendi süreciyle ilgili rahat kararlar alabilir. Bunlar içinde psikologları, psikiyatrları, filozofları, felsefecileri ya da baktığımızda arkadaşlar bilim insanlarına diyebiliriz. Çünkü kendileri çalışma yürütebilen ve kendi kendine yetebilen her insanda bu zeka alanının baskın olduğu söylenir. Hatta şurayı çizin isterim. Bu insanlar kendilerini tanıyan, metabilişi gelişmiş olan insanlardır. Güçlü ve zayıf yanlarını bilir. Nasıl daha iyi öğreneceğinin farkındadır. Hemen altında ise doğacı zeka vardır. Doğayla iç içe yaşamayı seven, hayvanlarla iç içe yaşamayı seven, ağaçta, böcekle, kuşla,
uğraşmayı seven insanların baskın olan zeka alanıdır. Dediğim gibi çoklu zeka önemli bir başlıktır. Bir öğretmen sınıfa girdiğinde her çocuğun farklı zeka alanlarının baskın olduğunun bilincinde olmalıdır. Senin de sorudaki anahtarındır. Okuduğun bir hikayede bir öğretmen ders sürecini planlarken farklı öğretim yöntem tekniklerini bir arada kullanmaya dikkat ediyor. Farklı ölçme araçlarıyla ölçme sürecini yönetiyorsa o öğretmen çoklu zekayı temel alıyordur. Zaten soru hikayesinde aklına şuradan gelsin. Bir öğretmenin yaptırdığı etkinlikte müzik, bir öğretmenin yaptırdığı etkinlikte aynı anda beden, aynı zamanda kendini ifade etme gibi birbirini tamamlayan zeka alanlarını görürsen bil ki o aklına çoklu zekayı getirmelidir. Burada yazdıklarımı da lütfen okuyun. Çünkü sorularda gördüğünüzde bunlar size anahtar olacak belli başlı şeylerdir. Tabii ki ben burada şu ikisini ekleyip öyle bitirmek isterim. Howard Gardner ülkemizde ziyaret ettiğinde iki farklı zeka alanından daha bahsediyor. Varoluşçu zeka, inovasyon zekası. Tam olarak literatürde bizim karşımıza çıkmasa da gördüğünde şaşırma diye ifade edeceğim. İnovasyon, yenileşim, yeni çağın zekasıdır. Howard Gardner'a göre artık insanlar yaratıcı düşünmeyle, teknolojiyi kullanarak insan hayatını kolaylaştıracak yeni ortamlar yaratmaktadır. Bu ortamlarda artık insanların inovasyon ve yenileşim diye bir zekasının olduğunu, o zekası baskın olan insanların da bu aşamada önce olduğunu gösterir. Mesela şu an hayatımıza giren Metaverse var. Biliyorsunuz ki sanal dünyada arsalar alınıyor, alışverişler yapılıyor, Bitcoin'leri duyuyoruz. İşte bu aslında insandaki inovasyon zekasını gösterir diye bir iddiası var. Gördüğünde en azından şaşırma. Varoluşçu zeka ise hayatı sorgulayan, sorgulama üzerine düşünen ve tamamen hayatını bunun üzerine kuran insanların baskın zekasıdır diyor. Mesela İnsan neden yaratıldı? İnsanın dünyadaki görevi ne? Amacı ne? Tanrı var mı, yok mu? Ve benzeri sorguları olan insanlar varoluşçu zekası baskın olan insanlardır. Filozof ve felsefeciler de karşımıza sıkça çıkacaktır. Çoklu zekaya da lütfen iyi hakim olun. Sorularda karşınıza çıkacak bir modeldir.